Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve bugün bizler bütün etkinliklerimizi Irak'ta Federe Kürdistan bölgesinde katledilen yazar sevgili Nagihan Akarsel'e ve yine aynı coğrafyada İran topraklarında saçının teli gözüktüğü için katledilen Jina Mahsa Amina'ya atfettik. Jina Mahsa Amina'nın saçlarıyla Nagihan'ın kalemini bu etkinliklerimizde buluşturduk. Bugün bu topraklarda 21. yüzyılda yaşıyor olmamıza rağmen kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri hiçbir biçimde hız kesmedi. Her gün bir kadın, en az bir kadın Türkiye topraklarında katlediliyor. Coğrafyanın geneline baktığımızda bu oran çok daha fazla yüksek. Ve Türkiye'de özellikle AKP iktidarı döneminde uygulanan cezasızlık sistemi, erkeklerin kadınları öldürmesine karşı uygulanan cezasızlık sistemiyle buradan cesaretlenen erkekler daha fazla kadını katlediyor. Çok sayıda kadın kaçırıldı, çok sayıda kadın kaybedildi. Bizler buna asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi evet hayat kurtarır, şayet uygulanırsa. Türkiye'de bir dönem kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden AKP iktidarı bir gece ansızın çekildi. Ve bizler diyoruz ki kadınlar AKP iktidarını gönderecek ve İstanbul Sözleşmesi'ni kadınlar kendi elleriyle getirecek. Evet, bizler 25 Kasım'la ilgili bu etkinlikleri düzenlerken Türkiye'nin dört bir yanında kadınların polis şiddeti gördüğünü ve basın açıklamalarını dahi yapmalarına izin verilmediğine tanıklık ettik. Bugün biraz sonra da Taksim Meydanı'nda ümit ediyoruz ki yine şiddetsiz bir şekilde geçer. Fakat yine kaymakamlık orada da bir yasak getirmiş kadınların etkinliklerine. Çünkü kadınlardan korkuyorlar. Aynı zamanda barış talep edenlerden korkuyorlar. Çünkü bizler bu 25 Kasım etkinliklerini düzenlediğimiz dönemde birkaç gün önce sınır ötesi operasyon başlamış ve çatışmalar derinleştirilmiş durumdadır. Çok sayıda sivil insan yaşamını kaybediyor. Ve biz kadınlar buradan bir kez daha diyoruz ki sınır ötesi operasyonlar bitmeli ve kadınlara yönelik şiddet son bulmalı. Bu bölgede, bu coğrafyada silahlar susmalı, kadınlar konuşmalı, barış konuşmalı, diyalog süreçleri konuşmalıdır.